Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Klan Savaşları Ligi'nin 4. günündeyiz. Ve bugün de sizlere 4 tane canlı saldırı atacağım. Yine köy binası 11, köy binası 12, 2 tane de köy binası 14 saldırısı atacağız. Köy binası 11 ile açılışı yapacağım. En son köy binası 14 Hades ile kapanışı yapacağız. Klaşkillerin rakibi köy binası 12 görünüyor ama bildiğiniz ölü köy arkadaşlar. Yani çok erken basılmış, acele edilmiş bir rakip açtı. İki klanda da nazar değmesin. Lig bizim için çok iyi ilerliyor. İki klanda da namağlup bir şekilde üst lige doğru ilerliyoruz. İnşallah sizin için de lig güzel geçiyordur. Dengeli rakipler gelmiştir en azından. Tabi bizim ligdeki rakiplerin bazılarına göre de bizim köylerimiz çok dengesiz. Ama onların köyleri de dengesiz olduğu yerde biz üçlüklerimizle ön plana çıkmaya çalışıyoruz. Ve ligi üst sıralara taşımaya çalışıyoruz arkadaşlar. Hazırsanız 4. gününde açılışını yapalım. 2 tane zerp like atarsanız sevinirim. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy inceleme yayınlarını, yeni gelecek kostümleri erkenden öğrenmek istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Kendime de bol şans diliyorum. Başlıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok erken basılmış bir köy binası 12. Savunmaların çoğu köy binası 8-9 civarında. Direkt kraliçeyi yürütüp klan kalesini temizlettirdikten sonra kartal topunu da indirmeyi bekleyebilirim. Beklemeden de girebiliriz. Uçan kışlayı, binici madencileri direkt köye salacağım arkadaşlar. Çok da fazla inceleme yapmaya gerek yok arkadaşlar. Saldır diyorum direkt. 4. günde rakip basit geldi. Şu an şöyle bebeği der. Kraliçeyi direkt ilerletiyorum. Şuradan bombacı mülayim. Klan karesinden de 2 tane ejder geliyor. Şöyle bir zehir. Hiç bekleme yapmayacağım. Kraliçe soldan gidebilir. Bir of kebüs takviyesi. Kral. Madenciler. Biniciler girişte bir şifa hemen. Şöyle bir buz büyüsü. Hemen merkeze bir kartal. Kartal diyorum ya. Kartal topun olduğu noktaya bir öfke büyüsü. Büyük korucunun gücü. Şöyle büyücüleri de gönderdim. Her zaman kraliçe yapardı bunu. Kral bak ileride duvar açık kral. Git oradan gir içeriye. Kralın özelliğini de kullandım artık. Son askerleri de gönderiyorum. İlk köy basit bir köydü arkadaşlar ve üçlüyü rahat bir şekilde aldık. Klanımızın hanesine bir 3 yıldız daha yazdırıyoruz. Hemen seri bir şekilde köy binası 12 kolonel hesabımıza geçiş yapacağım. Gidelim. İlk saldırıda köy binası 11 ile erken basılmış bir köy binası 12'ye saldırmıştık. İkinci saldırımızda köy binası 12 kolonel hesabımızla erken basılmış bir köy binası 13'e saldıracağız. Şimdi buraya kraliçe yürüyüşlü yeti atıcı saldırısı atacağım. Tomruk fırlatıcılı ordu kullanacağım. En arkadaki cehennem kuleleri teklide olduğu için kraliçeyi reksir deposunun oradan doğru giriş yapalım. Üst taraftan da tomruk fırlatıcıyla girişi yaparız. Belki tomruk fırlatıcıyı direkt X yayları ve kartal topuna vuracak şekilde göndeririz. Kraliçeyi bir yürütmeye başlayalım. Duruma göre göndereceğiz. Tomruk fırlatıcı. Hemen saldır diyorum. Her şey hazır mı? Tomruk fırlatıcı hazır. Atlama büyüsüne aslında ihtiyaç yok. Hemen onun yerine bir öfke alayım. Atlama büyüsünü değiştirdim. İki öfke bir şifa. Sıramıza saldırıyoruz. Hadi bismillah gidiyoruz.
Kraliçe yürütmeye başladım. Şuradan da bir bebe atayım. Ordu kampını indir. Direkt kaya saçara ilerletmek lazım. Dışarıdan da dönebilir bakalım. Şimdi güzel oldu. Hadi kraliçe. Hemen bir öfke yüz takviyesi. Orada bir güdümlüğe yakalandık. Sen bir dur, şifacılarımı rahat bırak. Gel kraliçe, gel 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 gel. Aslında şuradan klan kalesini de bir çekeyim. Derken şifacılar eriyince kraliçe sıkıntıya girdi. Şifacılar doğru ilerliyor şu anda. Ejderler o çok sıkıntı oldu bak. Hemen bir buz, bir zehir. Kral. Yeti, iki atıcı. İlerleyin. Kralın özelliği. Binada hemen bir buz. Büyük korucunun gücü. Bir kaya saçara buz. Hadi. Galiba yine süreden gideceğiz. Kraliçeyi orada çok erken kaybettik. Dünkü gibi oldu. Yoksa burayı rahat bir şekilde güçleyecektik. Kraliçeyi istediğim gibi yürütemedim. Kaleyi çekeceğiz derken keşke kaleyi çekmeseydik, daha iyi olacaktı. Her türlü yine süreden gittik. Gerçi sürede olsa güçlük gelmeyecekti. Neyse, 2 yıldır sağlık olsun, yapacak bir şey yok. Kraliçeyi istediğim gibi yürütemedim. Şifacılar erken kaybedince sıkıntı oldu. Aslında oradan da giriş yapmayıp soldan sağa getirebilirdim kraliçeyi, ama iş işten geçti artık. Goklaşkiler hesabımıza geçiş yapalım. Goklaşkilerin rakibi de erken basılmış bir köy binası 14 arkadaşlar. Buranın da savunmaları zayıf. Cehennem kuleleri teklide. Tam ejder yarasalık düzen. Zaten en zayıf savunmalar. Direkt çok incele yapmadan üst taraftan doğru girişi yapacağım. Koridoru açıp ejderi balonları salacağım. En sonunda yarasalara temizliği bırakacağım. Hadi bismillah. Saldır dedim. Buz golemi. Kral. Kraliçe. Şimdi içerideki duvar için süper kırıcı. Şampiyonu bekletiyorum. Direkt şampiyonu rakip Vardan'ın olduğu taraftan gönderiyorum. Koridoru daraltacağım. Hemen büyük korucunun gücü. Kraliçenin özelliği. Oo. Boşa gitti. Orada hemen bir buz. Hadi. Seri 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 seri.
Kaya Saçar'ın tepesinden. Yarasalar. Kartal topundan da kurtulmam lazım orada. Tamam. Çok çabuk eridiler. Sürede sıkıntı yaşayabilirim yine. Temizlik için sürem yetmeyebilir. Bir dakikam var ama. Şöyle bir buz atsam. Bir buz daha atsam. Mümkün olduğunca hızlandırmaya çalışıyorum. Temizlik işlemine 43 saniye, 42, 41. Devam et. Depolar çok yoracak. Sinsiydi attım ama. Bugün yine üstümüzde bir şey var ya. Basit köyleri bile alamadık. Yine süreden gittik. Şaka gibi. Ama yine kalemin... Neyse. Kalemde büyülere tıklıyorum, tıklıyorum, atmıyor. Girişte bayağı bir hasar aldırdık. Ejderha balonları %95. Yani gözümüzün kapalı şekilde güçleyeceğimiz köyde patlıyoruz. Ben anlamadım, bugün bir nazar var. Maşallah deyin bir. Kapanışta size 4 dörtlük bir üçlük çıkartmaya çalışacağım, bakalım inşallah. Hades'le gidelim. Hades'te de buraya saldıracağım arkadaşlar. Ejderha, ejderha binicisi. Yarasa değil bu sefer. Bu sefer iskelet büyülü orduyla saldırılar atacağız. Bakalım burada ne kadar başarılı olacağız. Şu kartal topun olduğu kareyi, Kaya Saçar'ın olduğu tarafı direkt aslında kralın olduğu kareden içeri atabilirsem, kralı, kraliçeyi de kartal topundan içeri atabilirsem tadından yenmez işte o zaman. Aslında tam köşeden duvarı da havaya uçurabiliriz. İki tarafı da alabiliriz. Şampiyonla da Kaya Saçar'ın olduğu tarafı alırsak yanlamasına doğru köye giriş yapabilirim. Püskürtücüler. Biri yukarı bakıyor, biri aşağıya bakıyor. İskeletlerle oyalayacağız oraları. Bakalım. Orduyu da ben size hızlı bir şekilde göstereyim. Orduya da göz attığımızda 8 balon, 7 ejder, 1 dal kavuk, 1 bebe ejder, 1 tane süper kırıcı, 4 tane ejderha binicisi. Büyülerde kaledeki ile birlikte 2 öfke büyüsü, 5 buz büyüsü, 1 zehir büyüsü, 4 tane iskelet büyüsü, ejder balon var, zeplin var. Kalemizde kral, kraliçemiz, büyük korucumuz, şampiyonumuz hazır. Saldırı basıyorum. Hadi bismillah. Girişi güzel yapabilirsem, istediğim gibi temizliği yaparsam saldırı kaçınılmaz güç olacaktır ama bugün aksilikler yakamızı bırakmıyor. Hadi bismillah. Şimdi şimdi kral, kraliçe, süper kırıcı ta içeri gitti. Tam tersi oldu. Kral bir dur be. Hemen kralın özelliği, kartal topundan kurtuluyorum. Şampiyonu da attım. Tam tersi oldu. Kral öbür tarafa gitti. Kraliçe yer değiştirdiler. Güzel. Sizler ilerleye durun. Şampiyonun kalkan. Hadi. Lan Kaya Saçar'ın gıdım canı kaldı. Büyük korucunun gücü.
Bir buz. Hemen. Merkezde iskelet büyüsü buz. İlerleyin. Bir buz daha. Şurada bir buz. Pardon, iskelet. Şöyle bir iskelet. Minyonlara ben zehri niye atmadım ya? Hele şükür ya, vallahi billahi. Üçlüyü çıkarttık sonunda. Ne dağıttık köyü be, valla. Tam istediğim gibi, plan yaptığım gibi. Kral kraliçe yer değiştirdi ama tam ikisinden de istediğim performansı gösterdiler. Bir taraftan çoklu cehennem kulesini, bir taraftan kartal topunu indirdik. Şampiyon orada bir tık üstüne düşen görev yapmadı. Orayı da iskelet büyüsüyle aldık. Vallahi tadından yenmedi ha. Farklı bir saldırı çıkarttım nihayet sizlere. Bu 3 yıldıza bir like'ınızı alırım. Hemen unutmadan geri dönüp tüccar amcamıza kahramanlar kitabı geldi. 2 tane eğitim iksiri geldi. Bakalım onlara ben satın alalım. Beleş beleş. Etkinlikler gelirken kesinlikle bir tane kitap bekliyordum zaten. O kahraman kitabı oldu. Rün de beklemiştim ama rün gelmedi. Ücretsiz bir kahramanlar kitabımız var. 2 tane de eğitim iksiri var. 20 elmas. Bunları alacağız. Bize en çok lazım olan şu eğitim iksiri. Kahramanlar kitabından daha fazla sevindim buna. 20 elmas alıyorum. Ücretsiz kahramanlar kitabımızı alıyorum. Yavaştan köyü artık yeni güncellemeye hazırlamaya başladım arkadaşlar. Şimdiden büyük kitabımız, kahramanlar kitabımız, iksir ürünümüz, altın ürünümüz hazır. Laboratuvar araştırma ürünümüz var 3 adet. Kahramanları yükseltme iksirimiz var 4 adet. Olur da bir yükseltme gelirse kahramanlara, petlere bunu kullanırız. 4 tane inşaatçıları hızlandırma iksirim var. Bunu %20 indirim açılınca kullanacağım, altın biletin indirimleri açılınca kullanacağım. Eğitim iksirimiz yoktu. Bu iki eğitim iksiri gerçekten ilaç gibi geldi bize. Efsane ligde saldırıları yetiştirmek sıkıntı oluyor. Bazen geç saate bırakınca eğitim iksirine tüccarda da olmuyor. Madalya almak zorunda kalıyorum. Hemen kaç duvar basma yüzüğümüz var. Yeni duvar gelecek elbette ki. Yeni güncelleme ile birlikte 14 tane de duvar basma yüzüğüm var. İnşaatçı üssü altın ürünü her ihtimale karşı duruyor. Şimdilik inşaatçı üssüne bir güncelleme görünmüyor ama bunlar yedekte dursun. Yavaş yavaş bunları da tamamlayacağız. Klan Savaşları Ligi'nin 4. gününden aktaracaklarımız bu kadardı. Tüccar amcamızdaki Beleş Kahramanlar kitabını ve 20 elmasa 2 tane eğitim iksirini almayı unutmayın arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoları beğenmeyi, kanala destek olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın. İyi oyunlar, bol kupalar, bol ganimetler, bol savaş yıldızları. Kendinize iyi bakın. Dayasınız.